Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Sağlık sorunları arkadaşlar bitmiyor. Tam iyileştim diyorum, gene başlıyor. Tam iyileştim diyorum, gene başlıyor. Her sabah böyle heyecanla, evet bugün video çekebilirim diyorum ama bir bakıyorum elim gene titremeye başlamış. Dilim dolanıyor böyle. Bir ara video çekip yükledim. Bakın görüyorsunuz işte takılıyorum. Merkür Retro'ya da giriyor mu? Girdim, ona da bakmadım ama o da varsa şayet ben tutukluk yapmaya başlarım. Şimdi bugün falımızda neler var? Tutmuş olduğunuz niyetlerle alakalı neler görüyorum? Şöyle bir göstereyim. Sonra ben şöyle önüme çekeceğim ve bakmaya başlayacağım. Öncesi aile diyeceğim arkadaşlar. Burada çünkü sanki böyle ayaklarınızın ucunda bir yöne doğru yönelmiş. O yönde neler oluyor, neler bitiyor diye merakla böyle o tarafa doğru bakıyor görünüyorsunuz. Bu ailenizin içinde bir kişinin hayatıyla alakalı da olabilir. Çocuğunuzun okul hayatı, eşinizin iş hayatı gibi düşünün. Ama bir süredir yumrular var sırtınızda. Yani bu yumrular da aslında yük ettiğiniz, çözülmesini beklediğiniz, heyecanla artık sonuçlansın dediğiniz bir mevzuyu gösteriyor. Burada durup durup geçmişe baktığınızı da görüyorum. Neden geçmişe bakıyorsunuz? Aynı şeyleri yaşamak istemiyorsunuz aslında. Geçmişte o kişi ya da o grupla alakalı yaşanmış bir şeyler var ve bu durum tekrardan önünüze düşmesin diye biraz temkinli yaklaşıyorsunuz. Hani çok da çaktırmadan neler oluyor acaba orada dediğiniz bir süreçte de görünüyorsunuz. Bir. Şimdi bu konuyla alakalı aslında önümüzdeki 3 hafta içerisinde güzel cevaplar alacağınız çıkıyor. Sadece bir kişi ayaklarını bir çamura bulaştırmış. Bu kişi nasıl bir çamura bulaştırdıysa kendi ayaklarını adım atamıyor, çamurdan kurtaramıyor sanki. Onunla alakalı da akabinde güzel bir gelişme yaşanacak halinizde. Bu kişi eşiniz olabilir diye düşündüm. Çünkü dik başlı, olgun bir kişi olarak da duruyor aynı zamanda. Bu kişinin önüne çok güzel bir basamak geliyor aslında. Bu basamakla birlikte sanki önünde durduğu, çözülmeye çalışan konuyu atlayıp yoluna devam edecek. Görselleri var. Bir. Bitirdim burayı. İkincisi arkadaşlar, kanserli olan kim var? Burada kanser görseli var. Hanenizde Allah evlerimizden ırak tutsun ama olanlar varsa gene 3 hafta, 3 ila 5 hafta, hatta 3-5 rakamları çıkmış. 3-5 hafta içerisinde hızlıca bir yöne yöneldiğiniz, orada bir kişiyle görüştüğünüz, bir yola girdiğiniz, bir çözüm buldunuz ve oradan da böyle kenardan hop sıyırdığınız, yolunuza devam ettiğiniz görseli var. Yani konmuş olan bir durum söz konusuysa eğer, bir tetkik sonucuna göre işte bir bakılıyorsa, 3-5 hafta içerisinde bu konuyla alakalı İki sıkıntılı konuyu atladığınız görünüyor bir kere. Yani neyse işte diyecekler ki, atıyorum tabii şu an, şu konuda sıkıntımız var, bunu bizim çözmemiz lazım diyecekler. Çözeceksiniz. Sonrasında bir tane daha sorun var diyecekler. Onun da üstünden atlıyorsunuz, çözüyorsunuz. Ve 5. haftanın sonunda tertemiz, ferah yolunuza böyle başlangıçlarla, hadi ben artık şuna da bir başlayayım ya deyip böyle keyif alacağınız bir işe de başladığınız görünüyor arkadaşlar. Çıkıyor, çıkmıyor değil. İş yerinden de bu kanser durumunu duyabilirsiniz ama hiç takılmayın. 3-5 hafta içerisinde temize çıkacak evraklar var önünüzde. İş konularında neler var? Para konularında de neler var? Maddi kaynaklar dediğimiz alanda neler var? Değil mi? Şimdi maddi kaynaklarla alakalı bugün için böyle yüzünüz aydınlanmış aslında. Bir yerden umut dolu bir haber alacaksınız. Burada siz sanki farkındasınız. Hani içinizden şey gelmiyor. İşte bu konuyla alakalı ben kötü bir haber alırım gibi değil. İçiniz rahat. Bir anahtar var. Bir bilinmezlikte bir anahtar. Bu ev konusu olabilir, araba konusu olabilir, bir malın satışı olabilir. Ama sonuç olarak bu konuyla alakalı bir bilinmezlik olarak gördüğünüz konular yine burada da 2 hafta sonra çok güzel bir gelişmeyle önünüzde açılan, ferahlatan bir yola dönüşecek. Şimdi ferahlayan yoldan sonra yalnız buradaki çevrenizdeki insanlarla neyin alıp verme dengesini kuramıyorsunuz? Yani diyelim ki ortaklaşa aldığınız bir mal var. Bunun satışını bekliyorsunuz. Tamam, iyi hoş, bunun satışı yapılır ama bu çevrenizde ortaklaşa aldığınız kişiler sizden neyi almaya çalışıyorlar? Fazla fazla bir şeyler almaya çalışıyorlar sanki. Ve burada o yüzden bir ona laf anlat, bir ona laf anlat, bir onu dinle, bir sizi onlar dinlesin gibi bir karışıklık yaşayacaksınız. Çizilir üstü, yani çok büyümez olaylar ama
Parasal konularla alakalı 2 hafta sonrası için hele gene bir mal mülk satışı varsa dikkatli olun. Ya sizi uyutmaya çalışan insanlar bunlar çevrenizde sizden fazla para koparmaya çalışan insanlar. Ya da bir satışsa eğer satışı gerçekten kime yaptığınıza dikkat edin. Çevre dolu arkadaşlar. Bir kişi bir malı bir kişiye satar. Değil öyle. Bir karışıklık var orada. Fazla hak mı isteyen olacak? Fazlaca böyle konunun üzerine düşüp saçma sapan konuşup da huzurunuzu kaçıran birisi mi olacak? Yani bunlara dikkat etmeniz lazım parasal konularda. Hadi biz bunu iş olarak değerlendirelim. Çalıştığınız alanda 3 hafta sonra yapılacak olan konuşmalarda bir kişi konuşuyor buradan, diğer taraftan bir kişi konuşuyor. Sanki bir onunla konuşuyorsunuz, bir onunla konuşuyorsunuz. Hani iş yerinizdeki bir kişiyle konuşuyorsunuz, dışarıda bir işin başında olan bir kişiyle konuşuyorsunuz. Arada kalıyorsunuz ama. Hani bir onu dinliyorsunuz, bir onu dinliyorsunuz. Ne yapsam der gibi böyle o sizi çekiştiriyor, öbürü sizi çekiştiriyor gibi bir durum var. Bir ayak görseli var. Ayak aslında iyi değildir. Şöyle ki, ayak hızlıca bitirilmeye çalışan bir iş. Ama bu işte bitiş aşamasında alengirli bir durum olabilir bize gösterir. Yani burada bulunduğunuz alanda 2-3 hafta sonra yapılan konuşmaları ses kaydı mı alırsınız? Bir yere yazar mısınız? Hani burada bir alengirli durumu sonradan farkına varabilirsiniz. Dikkat edin. Çünkü elinizde bir sapan var. Sapanla bir şeyi vurmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Bir noktayı istediğiniz yöne çevirmek anlamına gelir bu da. Bunu yaparsanız müthiş güzel günler akabinde pat 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 önünüze düşecek zaten. Başka neler var? Şimdi maddi kaynaklarla alakalı diyoruz ki önünüze düşen iş, para, teklif, konuşmalarda biraz dikkat edin. Aile içerisinde bir karışıklık yaşanmış. Sağlık konularıyla alakalı önümüzdeki süreçte güzel haberler alırsınız. Aile içerisinde de bir erkeğin, olgun bir erkek, o yüzden babam acaba dedim. Onun güzel haberlerle önünde açılacak maddi kaynaklar sizin de bir an önce gelse şu haberler de ben de rahatlasam. Hani eşiniz çalışmıyordur, bir iş teklifi gelir önümüzdeki 3 hafta içerisinde. Siz o yöne yönelmiş ya da çocuğunuzla alakalı eğitimsel bir durum vardır. O yöne yönelmiş. Hadi gelsin şu haberler de önümün açıldığını göreyim, bileyim der gibi çıkıyorsunuz. Bir bilinmezlik olsa da kafanızda önümüzdeki süreç bugünkü falımız için güzel gelişmelerle önünüze düşecek diyebilirim. Peki buradan çok seviyorum böyle temiz çıkınca. Şimdi burada temiz görmemiz ne demek? Aile, haliniz, sevgiliniz, eşinizle alakalı güzel bir gelişme yaşayacaksınız bir kere. Sanki öncesinde el uzatmışsınız ama bir maraz doğmuş gene. Yani bir uzaklık, bir mesafe, 10 rakamı var mesela. Ayın 10'unda yaşadığınız bir sorun olabilir. Bir kurdele mesela başarıya uğraştığınız bir konuda sanki tebrik mi diyelim ona biz harika yaptın başarılarının devamını dilerim gibi bir kişi karşınıza geçmiş sanki yapmış olduğunuz işten dolayı sizi kutluyor hanede gene aynı şekilde. Yani aslında şuradan benim size kötü söyleme ihtimalim yok arkadaşlar. İlişkilerde bile karşılıklı el uzatmış kötü olan bir şeyi bile düzeltme çabanız olacak. Bölümünüz açık aydınlık. İş konularıyla alakalı bakın sağ tarafımız iş konuları. Burada tek başınıza bir yolda ilerlediğiniz ama ikilemleriniz olduğunu ekleyebiliriz. İddialaştığınız kişiler var. Onlarla tekrar tekrar yüz göz olup diyeyim ben. Çünkü çok da sevmiyorsunuz. İnatlaştığınız konuda adımlarınızı atmaya devam edeceksiniz. Görselleri var. Ağır ilerleyen hanede bir sağlık sorunu çok hızlıca çözülecek. Ummadığınız anda hani böyle bu daha gider dediğiniz bir konuda sanki hayatınıza ya da bedeninize bir reset atılıyor da bir sağlık sorununuzu arkanızda bırakacaksınız. Buna ben de sürtünmek istiyorum. Ben de şu sağlık sorunlarından kurtulmak istiyorum. Basamak basamak çıkılacak bir yol var. 10 rakamı hani yarın oluyor. İnşallah çok tez elden sağlık, güzel sağlık cevapları alırız hayattan. Genelleme yapalım arkadaşlar. Bitirelim diyorum ben. Hangi konuda niyet ettiyseniz hanenizde daha büyük gelişmeler yaşayacaksınız. İlişkilerde daha güzel cevaplar alacaksınız. İş yolu biraz çakıllı. Maddi konular biraz çakıllı. Zamanı bırakmanız gereken konular var ama sonu da yine aydınlığa çıktığı için aslında bugünkü niyetlerinize olumlu cevaplar verebiliriz arkadaşlar. Gördüklerim bu şekildeydi. Hepimizin önü açılsın, aydınlansın, rahatlayalım ya. Yeter değil mi? Kış geldi şimdi çocuklar hastalanıp hastalanıp duruyor. Düşünün evin annesi hastalandı mı çocukların hali ne oluyor? En çok üzüldüğüm o taraf oluyor.
Hepsi düzelsin, rahatlayalım, ferahlayalım. İyi dediğimiz, güzel dediğimiz her şey önümüze düşsün, yolumuzu aydınlatsın, keyif alalım. Fal bakmayı özlemişim. Evet arkadaşlar, güzellikler sizi bulsun. En çok hoşuma giden sağlık konularında önünüzde güzel yol, güzel konuşmalar, hatta hani deriz ya, iyi doktorunu bulamıyorum ya da iyi bir doktor bulamıyorum deriz bazen. O tarz şeyler önümüze gelecek inşallah. Ben daha hastalığımın hangi doktorda çözülebileceğini bilmiyorum ama inşallah önümüze güzel cevaplar gelir. Şöyle enerjimiz bol bir şekilde haftaya, güne, aya, yıla başlarız. Yıl da geldi. Güzellikler sizi bulsun arkadaşlar. İyi dediğim her şey önünüze düşsün, yolunuz aydınlansın. Keyfiniz, sağlığınız, saatiniz, aşkınız, paranız bol olsun. Bugünlük de bu kadar diyelim. İnşallah yarın da çekebilirim. Açılsın şu artık benim şu dilim, beynim. Çünkü gerçekten hissetmeden çekilmiyor arkadaşlar. O yüzden çekmiyorum. Hissetmiyorum yani. Hissetmediğim zaman da yapmak için yapmak istemiyorum. Evet. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki kahve falımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.